It sound right, boy. Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte MSI'ın iş için geliştirdiği bir notebook olan Summit E15'i inceleyeceğiz. Summit E15'in incelemesine geçmeden önce size birkaç ufak nüanstan bahsetmek istiyorum. Genel olarak iş bilgisayarı denildiğinde insanların aklına böyle gelen birkaç tane madde var. Nedir bunlar? İnce olması, daha taşınabilir olması ve oyun tarafında yüksek performans sunmaması. Yani insanlarda genel olarak şu düşünce hakim: bu laptop ya da bu notebook iş için üretildiyse ben bunda oyun oynayamam. Bunun nedeni ise arkadaşlar, genel itibariyle günümüzdeki iş laptoplarının ya da iş notebooklarının oyun oynamak için çok da elverişli olmaması. Fakat MSI bu tezi tamamen yıkacak bir ürün sunuyor önümüze. Zira Summit E15 modelinde İşlerinizi kusursuz bir şekilde yapabildiğiniz gibi gayet rahat rahat oyununuzu da oynayabiliyorsunuz. Zaten buna ilişkin detayları videonun ilerleyen kısımlarında size göstereceğim. Dolayısıyla şu algınızı yıkmanız gerekiyor: İş notebookunda oyun oynanmaz. MSI bu algınızı tamamen yıkmış durumda. Bunu size baştan söylemek istedim. Şimdi arkadaşlar, gelelim laptopumuzun incelemesine. İlk olarak incelememize, her zaman olduğu gibi, tasarımla başlayalım. Şunu söylemek gerekiyor: genel olarak iş insanlarının laptoplarda aradıkları en önemli unsur incelik ve hafiflik. Neden? Çünkü günümüz şartlarında insanlar mobil olarak çalışmayı seçiyorlar. Özellikle son dönemde pandeminin de araya girmesiyle birlikte mobil olarak çalışma daha da yaygınlaşmış durumda. Dolayısıyla ben bu masada çalışıyor olabilirim, laptopumu alıp herhangi bir kafeye gidip orada çalışmak isteyebilirim. Ya da ne bileyim, bir parka, açık bir alana gidip orada çalışmaya devam etmek isteyebilirim. Bu yüzden benim çalıştığım bilgisayarımda hem hafif hem de taşınabilir olması lazım ki beni çok fazla yormayacak. Bunun yanında bana uzun bir pil ömrü sunması da gerekiyor. Peki MSI Summit E15 bunları ne derece karşılıyor? Şimdi buna göz atacağız. Tasarım olarak bakıldığında son derece ince ve hafif bir notebook'tan bahsediyoruz arkadaşlar. Bunun ağırlığı sadece 1.7 kilogram. Ayrıyeten incelik olarak da baktığımız zaman son derece zarif ve şık durduğunu söyleyebilirim. Şöyle elinize aldığınız zaman gerçekten bakın, bir dosya boyutunda neredeyse ve bunu rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Öyle cafcaflı bir tasarımı yok. Son derece sade ve şık bir tasarıma yönelmiş MSI burada. Şurada görüyorsunuz MSI'ın yeni logosu bulunuyor. Arka tarafta ise sade hatlara yer verilmiş durumda. Bilgisayarın fan çıkışları arka tarafa yerleştirilmiş. Dolayısıyla çalışma esnasında şöyle elleriniz yanda durduğunda vesaire sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Bunu size söyleyebilirim. Bu bilgisayardaki en önemli özelliklerden biri de, tasarım kısmında özellikle, şu kapağın tamamen açılabilmesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi full bir şekilde kapak açılabiliyor. Neden? Çünkü bu ekran dokunmatik bir panel arkadaşlar. Yani bu ekranı siz dokunmatik olarak da kullanabiliyorsunuz. Günümüzdeki pek çok notebook modellerinde dokunmatik ekran özelliği zaten yok. Ondan bahsetmiyorum. Bu açılabilme olayı bile son derece kısıtlı. Yani şu kadar falan açılıyor en çok açılan notebooklar. MSI ise burada gördüğünüz gibi 180 derece açılabilir bir ekrana yer vermiş durumda. Tasarımla devam edelim. Gelelim ön paneldeki tuşların yerleşimine. Burada arkadaşlar yine arkadan aydınlatmalı bir klavye söz konusu. Dilerseniz bu aydınlatmayı açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca touchpad kısmında da yine sarı şeritlere yer verilmiş. Bu da gerçekten bilgisayarın görünümüne ayrı bir renk katmış. Burada touchpad'in üzerinde bir kısım var. Bu kısmında parmak izi okuyucusu olduğunu sizlerle paylaşalım. MSI bu modelinde parmak izi okuyucusuna da yer vermiş durumda. Dilerseniz bilgisayarınızı parmak izi okuyucusuyla açabiliyorsunuz. Bu arada cihazın tasarımından bahsetmişken bağlantı noktalarından da bahsedelim arkadaşlar. Bu laptopta 3 tane USB 3. jenerasyon giriş bulunuyor. Yani USB Gen 3 bulunuyor.
İki tane de Type-C girişimiz mevcut. Fakat ben bu Type-C'lere biraz daha açıklık getirmek istiyorum. Bunlarla arkadaşlar 20 Watt güç iletimi sayesinde taşınabilir cihazlarınızda şarj etmeniz mümkün oluyor. Ayrıca zaten cihazın şarjını da bu Type-C üzerinden yapabiliyorsunuz. Type-C ile birlikte laptopu şarj etmenin önemli bir avantajı daha var. O da taşınabilir şarj aletleriyle, yani powerbank ve benzeri cihazlarla bu laptopu şarj edebiliyor olmanız. Yani atıyorum uzun bir seyahate vesaire çıktınız. Eğer bu laptopu şarj edecek bir powerbankiniz varsa bu Type-C girişi sayesinde ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Laptopunuzu da şarj edebiliyorsunuz. Bilgisayarda Thunderbolt 4 portu da bulunuyor. Ayrıca USB 4.0 yani Type-C girişinde de arkadaşlar 40 gigabit saniyeye varan veri transferine olanak sağlandığını sizlere dipnot olarak belirtelim. Ayrıca burada bir tane de micro SD kart okuyucusu bulunuyor. Yine burada da bu kart okuyucusu sayesinde verilerinizi hızlı bir şekilde bilgisayara aktarabiliyorsunuz. Şimdi tasarım hatları kısaca bu şekilde arkadaşlar. Gelelim laptopumuzun teknik özelliklerine. Bu laptop bizlere neler sunuyor? Malum sonuçta iş notebooku olduğu için önemli olan ne dedik? Taşınabilirliği ve pil performansı. Özellikle mobil çalışmayı sevenler için iş laptopların pil performansı çok önemli diyebiliriz. Bu bilgisayarda arkadaşlar MSI'ın özel olarak geliştirdiği bir uygulama bulunuyor. MSI Center isimli bir uygulama. Buradan kendinize ait bir senaryo seçebiliyorsunuz. İsterseniz dengeli, isterseniz sessiz, isterseniz pil ömrünü fazlasıyla uzatan, isterseniz de performansı yükselterek sizi rahat bir şekilde oyun oynamanızı sağlayan seçeneklerden birisini kullanabilirsiniz. Ayrıca bu uygulama arayüzünde bahsetmek istediğim bir şey daha var size. Aktif gürültü engelleme özelliği. Varsayın ki dışarıda bir Zoom toplantısındasınız. Aktif gürültü engelleme özelliğini etkinleştirerek toplantınızı sanki sessiz bir odadaymış gibi sürdürebiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok kullanışlı bir teknoloji diyebiliriz. Gerçekten pek çok iş notebookunda olmayan bir özellik. Mobil çalışmayı sevenler için toplantıyı dışarıda istediğiniz yere taşımanıza imkan sunan bir özellik diyebiliriz. Şimdi buradan tekrardan ben kullanıcı senaryolarına geçiş yapıyorum. Kullanıcı senaryolarında arkadaşlar dediğim gibi çeşitli pil seçenekleri var. Burada örneğin high performansı seçtiğiniz zaman ne oluyor? Piliniz daha kısa gidiyor fakat ne yapabiliyorsunuz? Oyun oynayabiliyorsunuz ya da böyle bilgisayarınızı fazla yoracak işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Süper batarya aldığınızda ise ne yapabiliyorsunuz? Örneğin ofis uygulamalarını çok daha uzun süreli olarak kullanabiliyorsunuz. Normal şartlarda arkadaşlar bu laptopu iş için kullandığınızda, atıyorum ofis, zoom ya da maillerinizi kontrol etme gibi işlemlerde kullandığınızda pil ömrü 16 saatin üzerine çıkıyor. Biz bu bilgisayarda çeşitli testler de yaptık arkadaşlar. Pilimiz %90 oranında doluyken PC Mark 10 üzerinden modern ofis testi gerçekleştirdik ve bu test sonucunda 8 saat 31 dakikalık gibi bir sonuç elde ettik. Bu arada şunu size belirtmek istiyorum. Modern ofis testi bilgisayarı gayet yoran bir test. Burada sadece hani ofis uygulamalarını kullanmaktan bahsetmiyoruz. Yani Word'de yazı yazmak ya da işte Excel'de tablo oluşturmaktan bahsetmiyoruz. Bu test içerisinde arkadaşlar görüntülü konuşma gibi opsiyonlar da var. Dolayısıyla burada şu sonuca varabilirsiniz. Ben bu bilgisayarı aldım. Gün boyunca işte atıyorum 2 saat Zoom'da toplantı yaptım. Çeşitli dokümanlara göz attım. İnternette dolaştım. Excel üzerinde tablolar hazırladım. Yani dolu dolu bu bilgisayarı kullandım. Ona rağmen bu bilgisayar size 8 saat 31 dakika gibi bir pil ömrü sunuyor. Ki bataryası %90 doluyken muhtemelen %100 doldurduğunuzda bu süre 9,5 saate kadar uzayacaktır diyebiliriz. Ayrıca oyun tutkunları için biz bunda oyun testi de gerçekleştirdik arkadaşlar. Bataryamız %97 doluyken bu bilgisayar bize 1 saat 25 dakikalık bir oyun süresi sunuyor. Tabii ki oyun tarafında senaryo kısmından bilgisayarı high performansa almanız gerekiyor. High performansa aldığınız zaman da dediğimiz gibi 1 saat 25 dakikalık bir oyun süresi sunuyor sizlere. Tabii ki oyun tarafında aklınıza şu da gelebilir. Hangi oyunları oynayabilirim? Arkadaşlar incelemenin en başında da sizlere belirttiğim gibi MSI bu bilgisayarda iş bilgisayarında oyun oynanmaz tavusunu yıkmak için bazı hamlelerde bulunmuş. Bu hamlelerden en önemlisi de ekran kartı tarafında. Biz genel olarak incelediğimiz iş laptoplarında öyle harici bir ekran kartı görmeye alışkın değiliz. Genel olarak onboard ekran kartlarıyla geliyor bu laptoplar. Fakat MSI buna Nvidia'nın GTX 1650 Ti
ekran kartını yerleştirmiş. Bu ekran kartı genel itibariyle günümüzdeki hemen hemen bütün oyunları oynatabiliyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Ben bu laptopla hani iş yapıyorum, sıkıldım, böyle bir çıtırdan oyun atabilir miyim derseniz evet oyun oynayabilirsiniz. Ve dediğimiz gibi günümüzde hemen hemen çıkmış olan, hali hazırda piyasada olan tüm oyunları da öyle ya da böyle herhangi bir ayar seviyesinde oynamanız mümkün. Örneğin biz buna bir Counter Strike yükledik. Counter Strike Global Offensive biliyorsunuz günümüzde en çok oynanan ağ oyunlarından bir tanesi. Onu yükledik, test ettik. Gerçekten de gayet akıcı bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Yani ben laptopta sıkıldım, canım oyun oynamak istedi, oyunda oynayayım derseniz burada hiçbir sorun çıkmadan oyun oynayabileceğinizi sizlere söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Madem oyundan söz açıldı, bilgisayarımızın biraz teknik özelliklerine de giriş yapalım bu vasıtayla. Dediğimiz gibi ekran kartı tarafında harici olarak konumlandırılmış GeForce 1650 Ti bulunuyor. İşlemci tarafında ise arkadaşlar son nesil gıcır gıcır bir Intel i7 işlemcimiz mevcut. Bu bilgisayarda Intel'in 11. nesildeki i7 işlemcisine yer verilmiş. RAM tarafına baktığımızda ise 16 GB'lık DDR4 RAM bulunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu bilgisayarın en etkileyici yönü ise bence SSD'sinde gizli. Çünkü 4. nesil bir SSD teknolojisi var bunda. Yazıp okuma hızı muazzam derecede farklı ve sıkı durun söylüyorum arkadaşlar, tam 1 TB'lık SSD var. Evet, yanlış duymadınız, 1 TB'lık SSD. Yani bizim şu anda incelediğimiz bu MSI notebook'un içerisinde 1 TB SSD bulunuyor ki günümüzde baktığımız zaman pek çok bilgisayardaki SSD miktarı 512 GB'ı bile bulmuyor. Dolayısıyla burada MSI demiş ki madem ben bir iş notebooku yapıyorum o zaman dahili depolama alanında da ihtiyaçları tam olarak karşılamalıyım ve içine 1 TB'lık SSD yerleştirmiş. Şimdi gelelim arkadaşlar sizin de çok merak ettiğiniz bir soruya. Tamam, bu laptop çok iyi, çok güzel, mobil kullanıma uygun, hafif, taşınabilirliği üst seviyede. Peki sağlamlığı ne derecede? Çünkü biliyorsunuz genel itibariyle iş laptopları taşınabilir yönden iyi olmasından ötürü çokça mobil olarak kullanılıyor. Dolayısıyla insan ister istemez laptopunun düşmesinden vesaire korkabiliyor. Peki burada laptop gerçekten dayanıklı mı değil mi? Bir kırıldığında ekranı parçalanır mı? Kasası çatlar mı? Gibi endişeler duyabiliyorsunuz. MSI bu konuda sağlamlıkta zirveye tırmanmış diyebiliriz. Çünkü bu bilgisayar arkadaşlar askeri dayanıklılık standartlarına göre üretilmiş durumda. Bu ne demek? Düşmeye, düşük sıcaklığa, düşük basınca ve mekanik titreşimlere karşı bu bilgisayar dayanıklı. Yani bu bilgisayarla Kuzey Kutbu'na da gitseniz açıp son derece rahat bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Yani baktığınız zaman MSI Summit E15 gerçekten her ihtiyaca uygun bir cihaz diyebiliriz. Burada sadece hani ben şu işi yapıyorum, ben bu işi yapıyorum diye bu bilgisayarı aldığınız zaman acaba bu benim işime uygun mu diye düşünmeniz ortadan kalkmış oluyor arkadaşlar. Herhangi bir işte bu bilgisayarı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Genel olarak bilgisayarın hem iş hem de günlük ihtiyaçlarınıza karşılık verdiğini söyleyebiliriz. Son olarak benim değinmek istediğim konu bilgisayarımızın ekranı. Ekranı bile sona bıraktım arkadaşlar. Çünkü gerçekten Summit E15'in ekranı benim çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz günümüzde pek çok laptopta zaten hani dokunmatik panel özelliği bulunmuyor. Fakat ne yapmış MSI? Hem klavye üzerinden tuşla kontrol hem de ekran üzerinden dokunmatik kontrolü kullanıcıların beğenisine sunmuş. Burada aklınıza şu gelebilir. Dokunmatik kontrollerde temas nasıl? Çoklu temas var mı? Bu gibi soru işaretleri belirebilir. Evet arkadaşlar, hemen cevap verelim. Multitouch vesaire hepsi bulunuyor. Yani birden fazla parmağınızı bilgisayarın ekranına şöyle bastırdığınızda hepsini ne yapıyor? Bilgisayarın ekranı rahat bir şekilde algılıyor. Ve hemen hemen bütün uygulamalarda, bütün arayüzlerde bu dokunmatik ekranı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Size hiçbir sorun çıkartmıyor. Bunu da size baştan söyleyebiliriz arkadaşlar. 1920x1080 piksellik Full HD IPS LCD bir ekrandan bahsediyoruz. Bu ekranın boyutu ise 15.6 inç. Baktığınız zaman bu ekranın ihtiyaçlarınızı tamamen karşılaması gayet makul diyebiliriz. Ayrıca çerçevelerin çok ince tutulmuş olması da bizim için ayrı bir avantaj sunuyor. Dediğim gibi dokunmatik panel olması kullanımınızı her açıdan rahatlaştırıyor arkadaşlar. Yani önemli bir çizim yapacağınızda vesaire hemen ne yapabiliyorsunuz? Ekrandan
çiziminizi gerçekleştirip onu atıyorum e-posta ile vesaire gönderebiliyorsunuz. Bu da gerçekten MSI'nin Summit E15 modelini rakiplerinden bir değil birkaç adım ön plana çıkarıyor. Bu bilgisayarda MSI Duet Display diye bir özelliğe de yer vermiş. Bu özellik sayesinde tabletinizi ikinci bir ekran olarak kullanabiliyorsunuz ve bunda hiçbir gecikme yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Eğer evinizde bir adet de tablet varsa bu tableti bilgisayarınızın ekranı ile eşleştirerek ikinci bir ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da genel itibariyle çalışmalarınızı daha verimli hale getiren bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Evet, gelelim son olarak bu bilgisayarın fiyatına. Halihazırda arkadaşlar şu anda güncel olarak bakıyorum mesela. Bu bilgisayarın fiyatı internette en ucuz 20.000 Türk lirasından başlıyor. 20.027 Türk lirası. Bakıyorum fiyat çizelgesine. Geçtiğimiz dönemde Mart ayının başlarında bakıyorum 8 Mart'a kadar 18.600 Türk lirası civarından satılıyormuş. Fakat 9 Mart itibariyle en ucuz fiyat dediğim gibi 20.000 Türk lirasının üzerine çıkmış. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte MSI Summit E15 modelini inceledik. Bilgisayar hakkınızda kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.